Ortalığı yıktın, anlatma boş ver. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün marketlerdeki fiyatları göstermek için bir video çekeceğim. Kaufland'a geldik. İçeride detaylı reyonları gezeceğim. Ürünlerin gösterebildiğim kadarıyla fiyatlarını göstereceğim. Onun haricinde geri dönüşümle alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Çünkü burada çok yoğun bir şekilde geri dönüşüm kullanımı var. Buraya turist olarak geldiğinizde yaptığınız alışverişlerde tax free'yi nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Onunla alakalı bilgiler vereceğim. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi gidelim. Evet, Alman Nutellalarının reyonuna düştük. Bu Alman Nutellalarının genelde farklı olduğunu söylüyorlar Türkiye'deki Nutellalardan. Benim eşim özellikle buradan çok tercih ediyor. Yani buradan alıyor özellikle. Bunu 450 gramlığı 2.79. Şurada da 750'liği var. Daha büyük boyu. Şu. Onun da fiyatı 3.79. Şöyle devam edelim. Şurada Kaufland'ın şu ekmekleri var. Şunlar şöyle hazır ekmekleri var. Bunları hemen fırında ısıtıp tık tık hemen yiyorsunuz. 39 sent. Nerede yazıyor? Fiyatı da şu. 39 sent. Burada gene şöyle ekmekleri var. Yani şöyle 1.99, 1.49, 1.89, 1.69. Genelde ekmek reyonu da böyle, şurada sandviç ekmekleri falan var. Onlar daha 0.69 falan. Evet, burada da kahve reyonu. Burada Jacobs'un kahveleri var. Şu mesela. Bu kaç grammış? Nerede yazıyor bu? 100 gram. Fiyatlar da genel olarak 2.45. 5.99. Jacobs'un 200'lükleri var. 8.69. Şurada gene Jacobs'un şu klasikleri var. 6.79. Şurada bir Pepsi reyonu gördüm. O dikkatimi çekti. Gene içecek reyonuna gireceğim ama şurada şöyle bazen de yürü. Altılı Pepsi Max'ler var. 1.5 litre. Altılı paketi. 2.94 euro. Vallahi çok iyi fiyat ya. Pepsi Max'lerin yanında bir de şu Martini'leri gördüm. Şöyle bardak edeyim. 2. Fiyatı da 6.99. Şurada şöyle turşu reyonu var hemen yanında. Şöyle kavanoz turşular. Onların ortalama fiyatları 1.99, 1.69. Daha küçükleri var, şöyle 0.99. Konserve tarzı şeyler var. 1.49, 1.49. Şurada gene şöyle benim mutfak eşyaları var. Şöyle ekmek kızartma makineleri var, 52.99. Şöyle çay kahve makineleri 69.99. Şöyle daha profesyonel bir kahve makinesi var, 109 euro. Şurada mikserler falan var, 47.99. Bu arada buradaki küçük ev aletleri, yani mutfaktaki gösterdiğim az önceki ev aletleri, yani bilindik markalar da var, bilmediğimiz markalar da genelde oluyor burada. Ama biz birkaç tane ürün almıştık öyle. Yani gayet de sağlam, hani Türkiye'de satılan hani bilmediğimiz üçüncü parti ürünler gibi böyle iki günde patates olmuyor ve ürünü zaten elinize aldığınızda hani kaliteli bir şey olduğunu direkt anlayabiliyorsunuz. O yüzden hani çok da şey gözüyle bakmayın böyle. Hani ya ulan bilinmedik marka zaten, hani fiyatları olması normal falan gibi düşünmeyin. Gerçekten hani ürünleri hani buraya geldiğinizde bu tarzda ihtiyaçlarınız olduğunda hani bu tarz yerlere gelip bakabilirsiniz. Burası da öyle peynirlerin falan olduğu reyon. Burada da fiyatları ortalama gene 2.49. Yani çok böyle ekstrem, böyle dikkatimi çeken bir fiyat var mı? Şurada gene labne krem peynirler falan var. Şurası, orada da yine fiyatlar 1.39, 1.79. Mesela özellikle şu Philadelphia
şu ürün gerçekten çok güzel bir ürün. Hani biz bunu genelde kullanıyoruz. Benim işim bunu hani çok beğeniyor. Kahvaltılarda falan güzel gidiyor. Bunda fiyatı 1.49. Aklınızda bulunsun. Eğer buralara yolunuz düşerse kesinlikle denemeniz gerekenler. Tavsiye ettiğim bir üründür. Bunun haricinde şurada böyle meyveli yoğurtlar falan var. Onlar da yine 1.39. Şöyle yine 1.59 falan. Şurada yine yoğurtlar var. Yoğurtlar yine 1.19. Daha küçük boyutları, print tarzında olanları var. Şurada yine 0.65. Şurada daha küçükleri var, 0.35. Şunlar var, 0.65. Mesela şöyle çikolatalı printler falan var. Üstü çikolatalı. Onlar da 1.19. Bu bizim hanım da sepeti ufak ufak doldurmaya başladı. Mesela burada protein içecekleri var. Şöyle şunlar. Bunlar Türkiye'de de son dönemde bayağı yaygınlaşmıştı. Fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum ama. 1.95 fiyatı. Şurada daha küçük boyları var. Bunlar da 0.79. Şunlar herhalde protein tozları. Aynen. 19.49. 19.49. Şurada gene ekstra daha küçük boyları var. 9.99. 390 grammış bu. Şurada 780 gram olan. Yine böyle farklı boyutları var. Yani gene en pahalısı burada. Aynen 19.49 olan. Şurada altta yine şöyle boyları var. Daha büyük boyları var. Şurada şu beselin yağlarına denk geldim şimdi. Onlar da 2.19. Şunlar. Yani klasik yağları. Burada yine farklı bir sürü model var. Onlar da işte 2.99, 1.69. Şurada bilmediğim bir marka var. 1.79. Mesela Kaufland'ın kendi ürünü var. 75 cent. Şurada tereyağları bölümü var. Sen hangisinden alıyorsun tatlım tereyağları? Ben bundan alıyorum normalde. Bu tuzlu olan mıydı? Bu da çok güzel. Evet, bu tuzlu olan. Ya biz şundan almıyor muyduk? Yok, biz eve normalde yemek için bundan alıyoruz. İkisi de tuzlu. Bu İrlanda, bu Alman. Bu normal Alman. Alman markası. Alman markası, evet. Oh, bunların fiyatları ne? Bana 2.19. Aynen, şu az önce gösterdiğim Kerigold. Şöyle. 2.19. Aynen, bu da 2.19. Evet. Şu an indirimde 1.29'a düşmüş. Bu da 1.29'a düşmüş. Bu Kaufland'da gerçekten çok güzel indirimler oluyor. Yani bayağı %50 falan indiriyorlar bayağı, değil mi? Tabii yani sürekli yarı, bayağı iniyor. Aynen, sürekli. Şey. Şurada süt reyonları var. Böyle bunlara soralım, oraya da böyle abidik gubidik sütleri var. 1.99. Şurada normal sütleri var. 1.09. Şöyle. Şunlar. Ne kadarmış bu? Özür mü? 1 litre. Aynen. Tabii fiyatları şöyle hesap edin. Adamlar 1 lira 9 kuruşa 1 litre süt alabiliyorlar. Yani Kaufland'ın kendi ürünleri var. Onlar tabii ki daha ucuz oluyor. Şöyle Kaufland'ın 1 litre sütü mesela. Şöyle. O da mesela 0.71, yani 70 kuruş işte. 1 lira bile değil. Şöyle gene ketçap ve mayonezlerin olduğu reyona geldim. Hamburger sosları falan. Yine onlar da 1.99, 1.79. Şurada Heinz'in sosları 2.99. Acı soslar 0.99. Şöyle gene şurada soslar var. Steak et sosları 2.59. 2.49. Yine ketçaplar falan var. 2.49. Şurada Kaufland'ın kendi ketçapları var. 0.79. Yani kaliteli olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Evet, bizim alışveriş sepetine 2 tane casus girdi. Benim hatun. Ölüyorum bunlar. Bunlara ölüyor. Yani kaç günde bir kutusunu bitiriyor şunu. Sen dersen daha kaç kutuyacağım mı? Yani ben izin versem gerçekten evet. Kinder'in şu ürünü mesela. 1.99.
Şurada Milka reyonu var. Şöyle şunlar mesela. Adamlar nalı bir çikolata yapmış. Şunun fiyatı 2.99. 280 gram. Daha Milka'nın daha küçük çikolataları 1.09. Şurada bebek bezleri var. Evet, anlat. Sen daha iyi biliyorsun bebek bezlerini. Yani bebek bezleri Türkiye'de ortalama bir tanesi 1 TL'ye geliyor. Yani 80 kuruşla 1 lira arasında oluyor. Ama örneğin şurada şu 3 numara. Burada paketlerde paketler büyüdükçe bu... Sen anlat mı, boş ver ya. Yıktın anasını satayım. Ortalığı yıktın ya. Ortalığı yıktın. Anlatma, boş ver. Yani örneğin şu 3 numara. İçinde 33 tane var. 7.85. Bir tanesi 24 sente geliyor. Şöyle göstereyim. Yani bizde herhalde 80 kuruş 1 lira arasında mesela oluyor. Mesela şu var. Herhalde. 41 litri. Bu 0.17'ye geliyor. Evet, 0.17'ye 6.95. Geliyor. Mesela şurada gene farklı boylar. Ya şimdi tabii bunların hepsinin kullanım amaçları farklı. Hani yaşlara göre, dönemlere göre değişiyor değil mi? Mesela 7.55'e var. Bunda kaç? 38'li tanesi 20 kuruşa falan geliyor. 20 sente geliyor, evet. Bir de mesela şu DM bilgisini versene sen. Onu bir anlatsana. Ne? DM'den bu bebek bezi falan filan bir şeyler almıştın ya sen. DM'den mi almıştın? Rossmann'dan aldım. Rossmann'dan. Rossmann'ın buradaki, yani Türkiye'de çıkmıyor. Buradaki application'ı indirdiğimizde ilk tanışma paketi olarak hediye 1 numara bez veriyor. Tam şundan. Ondan veriyor değil mi? Şöyle 23'lü şu paketten. Bedavaya veriyor, veriyor değil mi bunu? Ha, bunu bedavaya veriyor. Onun sadece ne veriyor? Yapıyorsun? Application'ı indiriyorsun. Application'ı indiriyorsun. O sana direkt zaten kupon veriyor. Üye oluyorsun. Application'a evet. Üye oluyorsun. Kupon veriyor. Gidiyorsun Rossmann'a. Herhangi bir Rossmann'a. Kuponu okutuyorsun. Direkt sana kasada teslim ediyorlar ürünü. Çok iyiymiş. Ve ayrıca bir bebek de var. Bir bebek kutusu tarzı bir şey veriyorlar değil mi? Evet. Islak mendil bebek için, yeni doğan bebek için ama parfüm için. Başka biberon çıkıyor içinde. Böyle bir paket veriyor. Aynı şekilde DM diye bir marka var. Gene Rossmann gibi. Bizim Türkiye'deki bu Watsons'lar gibi aslında bu. Onların da, onun da aynı şekilde bir application var. Bu arada sürekli Doğu application'a indirimler geliyor. İşte hani örnek veriyorum, şu paketi diyor ki %20 indirim veriyor bu paket için. Anladım. Veya 2 euroluk bir indirim kuponu veriyor. Yani aslında buradaki marketlerin uygulamalarını takip edip evet. Oradaki indirimleri böyle takip edip hem bedava üründen alabiliyorsun hem de çok güzel kampanyalardan faydalanabiliyorsun ve hepsinden anlık olarak haberin oluyor. O çok güzelmiş. Evet. Gerçekten çok güzelmiş. Türkiye'de çünkü çok yok aktif olarak öyle bir şey. Yani biz burada mesela Rossmann'dan kaç tane aldık biz o kutudan mesela? Kaç tane topladın sen? Tane falan aldık. Diğerden 5 tane falan aldık. Evet, birazcık ülkeyi sömürdün değil mi? Evet, doğru. Bizim hanım geldi. Bebeğin direkt her şeyini yani aldım. Bebeğin yani her şeyini toparlamaya başladı burada. Ama çok yani nerede yandan... bedava bir şey var? Nerede bedava bir uygulamadan bir indirim kazanılır? Bedava ürün nereden alınır? Hepsini biliyor. Yani işin bildiğin artık çakalı oldu. Yani öyle böyle değil. Yine burada duş yerleri var. Mesela ben özellikle şu Playboy serilerini çok beğeniyorum. 1.95 bunlar hem duş jeli hem de şampuan. Ben özellikle şunu kullanıyorum. Bir de şunu kullanıyorum. Nerede 1.95 fiyatları var. Ajine gene şöyle duş jelleri 2.35. Şunlar var 1.55. Adidas'ın ürünleri. Şurada Nivea'nın yine 1.19. 1.25. Evet, şimdi de biraların olduğu yere geldik. Bu Berliner. Şimdi çok reklamları dönen bir bira. Yani orta halli bir bira burada. 0.64 tane fiyatı. Burada gene Berliner var. 0.60. 60 kuruş. 60 kuruşa adamlar bir tane bira alabiliyorlar. Bizde bira fiyatlarının 13-14 lira olduğunu hatırlayınca bir sinirlerim bozuluyor. Beck's var. 0.71. Şöyle mesela Beck's altılı paketini adamlar 4.26'ya alıyorlar. Şu. Beck's'in şu
altılı paketi. Adamlar 4.26'ya bunu alıyorlar. Şurada gene farklı bira çeşitleri var. Gene 0.50. 0.68. Şöyle bir şey var. Bunu ben de merak ettim. Şu var mesela. 0.37. Burada gene biralar var. Efes. Nerede Efes'in fiyatı? Efes Pilsen'in altılı paketi 4.32. Tane fiyatı 0.72. Yani şu altılı paketi 0.72. Ama bu 33'lük ya. Aynen 33'lük. Yani tane fiyatları hemen hemen 60 kuruş 70 kuruş. En pahalıları o da. Evet. Gene en merak ettiğiniz reyonlardan biri. Mesela şu güzelim Bacardi. 12.99. Şöyle. Şöyle bildik yüzler arıyorum. Bildik yüzler arıyorum.